Merhaba arkadaşlarım, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel cicilerimle geldim. Şahane hırkalar ördüm. Böyle bakın, az kalan iplerimi bu şekilde değerlendirdim. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz. İsterseniz böyle cıvıl cıvıl yapabilirsiniz. Bakın böyle hepsinde farklı bir şekilde iplerimi değerlendirdim ve harika oldular. Bu da minik bir bluz yaptım ve yine aynı örnekten yaptım. Çok güzel oldu ve bu da bakın böyle, gördünüz mü? Gayet güzel. Hepsinde bir şeyler deneyerek yaptım ve şöyle hepsi de birbirinden harika işler oldu. Ne derseniz bugün de birlikte bir tane daha örelim. İsterseniz tek renk, isterseniz elinizde kalan ipleri böyle değerlendirebilirsiniz. Ne yapalım? Bakın şöyle. Çok da güzel örülüyor. Ve en çok hoşuma giden de bu oldu renklerden. Bakın şöyle şunun eteklerinde şöyle göstereyim, görünmedi herhalde. Bakın böyle şu şekilde çok kibar ve tatlı oldu. Aynı bu ölçülerde bugün size anlatacağım. Şimdi bebek iplerinin kalanlarıyla başlayabilirsiniz. Sadece bundaki detay, bakın şu yakayı başlayıp ördüğüm iki sırayla ön birlerinde yaptım. Bakın renkler burada, yakayla buralar hep aynı. Şöyle bakın şu şekilde aynı renklerle yaptım. Böyle yaparsanız gayet güzel duruyor. Evet, şu. Şimdi size bugün bu ölçülerde olanını anlatacağım. Gerçi hepsi aynı ölçüde. Tığımız kalın olacak. Bakın 4 milimlik bir tığ ile ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın 4 milimlik bir tığ ve az kalan iplerim. Başka da bize bir aparat lazım değil. Önlerini yaptığımızda buralara düğmeler dikilecek. İnanın düğmeye yetişemiyorum. Düğme almaya ve dikmeye yetişemiyorum. Bunlar daha dikilecekler. O zaman ne yapalım? Haydi birlikte örmeye başlayalım. Eğer ki beni takip de etmek isterseniz, bakın orada takip et var, butonu var. Oraya da basarsanız daha birlikte çok güzel şeyler örmeye devam ederiz. Hadi örmeye başlayalım. Evet, önce ipimizle tığımızı birleştirelim. Şöyle. Bakın ipim bu. Şimdi yakayı ve ön biyelerini bununla yapacağım. Ona göre de öbür iplerimi alt tarafa doğru indirmeye başlayacağım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Çok da kolay bir başlangıcımız var. Bakın 3 zinciri çektim. Birinci zincirime geri döndüm ve bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Birinci zincirime geri döndüm ve bir trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Birinci zincirime geri döndüm ve bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Birinci zincirime dönerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. Birinci zincirime dönerek bir trabzan yaptım. Toplamda böyle 17 tane yuva hazırlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 17 tane olana kadar bu şekilde öreceğiz. Bu ölçülerimiz 1 yaşa, 1,5 yaşa kadar olur. Yani şöyle 0-1 yaş olarak söyleyeyim. Daha sonrasında sıra ekleyerek nasıl büyüteceğinizi de göstereceğim. Evet, 17 tane yuvamızı hazırladık. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3. Bakın, ilk yuvamın içine 3 zincir çektikten sonra 1, 2 trabzan yaptım. 1 zincir çektim ve aynı yuvanın içine 1 trabzan daha yaptım. Şöyle bakın bir V oluşturdum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Öbür yuvaya geçtim ve 2 trabzan, 1, 2. 1 zincir, aynı yuvaya
Bir, iki trabzan daha. Bakın şöyle bu şekilde oldu. Evet, şimdi bu iki tane bizim ön biyemiz için olacak. Bakın şimdi üçüncünün içine üç defa aynı işlemi yapacağız. Bir, iki trabzan, bir zincir, tekrar iki trabzan, bir zincir, yine aynı yere iki trabzan daha. Bakın şöyle. Şimdi burası bizim artış noktamız. Buranın tam orta kısmına bir tane işaret takalım ya da ip de bağlayabilirsiniz. Bakın böyle. Şöyle. Ve şimdi geçelim kola. Yine buradan bir, aynı yere iki trabzan, bir zincir, bir, iki trabzan, öbürüne geçtim, öbür yuvaya, bir, iki, bir zincir, bir, iki. Bakın şöyle. Artış noktamızdan sonra hemen şuradan da şöyle bakacağım şimdi. Şöyle göstereyim size, bakın. Burada artış yerimiz omuz içinde. 1, 2, o kadar yumuşak düşmüş ki. Şöyle bakın. 1, 2 tane yaptık. Bu da bizim omuz için artış noktamız. Ve yine şimdi üçüncüye bakın. Buraya 3 tane birden. Bir zincir. Aynı yere. Bir tane daha. Bir zincir. Aynı yere bir tane daha. Şimdi bakın şöyle 3 tane oldu. Hemen buraya da tam ortaya, bakın 3 tanenin tam ortaya, yani şuraya yine işaretimi taktım. Bakın döndü, şöyle bir dönüş yaptı. Ve tekrar başlayalım. 1, 2, aynı yere bir zincir. 1, 2. Öbür yuvaya geldim. 1, 2. Bakın. Ve şimdi sıradakine arkadayız. Arka bölümü hazırlıyoruz. Buralar artık kolay geçiyor. Bakın 2 trabzan. Bir zincir, iki trabzan. Öbür yuvaya geldim. Şöyle. İki, kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4. Ve sonuncu. 5 tane arka için bırakacağız. Bakın şu da 5. 5 tane arada ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi artışımızı yapacağız. Aynı yere 3 tane. 1, 2, ikinciyi yaptım. Bir zincir, üçüncüyü yaptım. Ve artış noktamın üçüncü kısmını da tamamlamış oldum. Ve bakın tam ortaya ayracımı taktım. Ve şimdi omuz için iki tane araya örneğimizden yapacağız. Bir zincir, tekrar ikinci kanadını yaptım. Ve bakın şöyle. Bir zincir, pardon burada zincir yoktu. Hemen öbür yuvaya geçtim. Bir, iki. Bir zincir. Şöyle. Şimdi bakın üçüncüye geldim. Artışlarımı yapacağım. Arada iki taneyi yaptım. Bir trabzan, zincir, iki trabzan daha. Bir zincir, iki trabzan daha. Son artış noktamı da ayarlamış oldum.
Ve yine bakın tam ortaya ayracımı taktım. Ve şimdi son iki örneğimi yaparak ayarlama işlemini bitireceğim. Ve en zor olan yerlerden birini yaptık güzelliklerim, öyle söyleyeyim. Bundan sonrası daha da bir kolay olacak. Çok sıkı örmeyin. Sıkı örerseniz aynı sonucu alamazsınız. Şöyle. Ve son trabzanımı tek olarak şöyle bitişe yaptım. Ezanımız bitsin. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, bıraktığımızda şu önde biraz açıklık olacak. Çünkü biye gireceğiz buraya. Ve şöyle bakın, şu şekilde oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın şöyle. Birinci şimdi bir örnek bakalım şöyle. Şimdi bakın, ilk trabzanı tepesinden değil de boşluğundan batarak örelim. Şöyle bakın, boşluğundan aldım. Şimdi zincir yuvamızın içine bir trabzan yapalım. Bir zincir çekelim ve aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapalım. Bakın. Ve şimdi bu trabzanı bırakıp sonuncu trabzanına boşluğundan batarak bir trabzan yapalım. Şöyle bir görüntüm oldu. Bakın öbür örneğe geçtim. İlk trabzanını boşluğundan aldım. Şöyle. Şimdi zincir boşluğunun içine de bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Bakın. Ve şimdi son trabzanı, bakın birinciyi, önündekini bıraktım buna ve bağladım. Bakın şu şekilde. Şimdi burada üçlü yaptığımız yer ve bizim artış noktamız. Burada artarak devam edeceğiz. Şimdi bakın, ilk trabzanı boşluğundan alarak yaptım. Bir trabzan yaptım. Şimdi zincirin içine bir trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. Şimdi burada tam ortada bizim iki trabzanımız var. Sadece burada bakın, artış yaptığımız yerde şöyle bakın işaretledim. Şimdi bunu bu trabzana alacağız. Hemen öndekini. Burada bir örnek tamamlamış olduk. Bir zincir çektim. Ve bakın şimdi bu tarafına geldim. 3 tane var. Şuradan ilk trabzanı yine aldım. Bakın. Gördünüz mü? Artışımın arada bir zincirim var. Şimdi zincirin içine bir trabzan. Bir zincir, tekrar bir trabzan daha. Ve bunun sonuncusuna, yani buraya. Ve burada bakın iki örnek, birini bu tarafa, birini bu tarafa ayırmış olduk. Şimdi bu aradaki örneklerimizi yine ilk trabzanını boşluğundan aldım. Zincirin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ve bakın önündekini bıraktım buraya. Sadece bu artış yerinde öyle yaptım. Bir örneği bitirdim. Bakın buna geldim. Trabzanını yaptım. Boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ve sonuncuyu yaptım. Bakın örneğimiz bu şekilde. Şimdi artış noktasındayım. Hemen şöyle bakın. Önce birinci trabzanı aldım boşluğundan. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve bir trabzan daha yaptım. Şimdi burada arada iki tane artış noktamızda. Hemen bakın buna gitmeyeceğiz. Buradaki teki alıp örneğimizi tamamlayacağız. Bakın gördünüz mü? Bir zincir çektim. Şimdi öbür örneğime başlayacağım. Yani bu tarafından önce bir trabzan, sonra bir trabzan zincirin içine ve bakın, tamamladım.
Şimdi öbür artış yerine kadar bu arkadaki 5 örneğimizi yapalım ve devam edelim. Böyle. Evet, yine artış yerini göstereyim. Bakın 3 tane, 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptığım yerdeyim. Birinciyi aldım. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir, tekrar bir trabzan daha. Ve burada hemen ilk olan trabzanı alacağız. Bakın bunu. Böyle. Bir zincir çekip, bu bir zincirler şimdiki bir üst sırada lazım olacak bize. Ve önündeki trabzanı aldım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Ve böyle. Bakın. Bir örnek bu tarafa, bir örnek bu tarafa artmış oldu. Ve böyle tamamlayacağız. Son artış yerimizi de yapıp sıranın sonunda buluşalım. Sıramızın sonunda böyle bir zincir denk gelecek. Boşluğundan bir trabzan yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın burada arkada V'ler böyle gözüküyor. Bir zincir çektiğimiz boşlukların içine yeniden örneğimizin kurulumunu yapacağız. Bakın şu alttaki yaptığımız gibi. Şimdi sadece zincirlerin içine. 2 trabzan, 1 zincir, tekrar 2 trabzan. Bakın. Hiç zincir çekmeden öbür V'ye geleceğiz. Bakın bir zincirli yer. 1 trabzan, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaptım. Bakın. Hemen burada artış noktamız var. Evet arkadaşlar, şurada bir hata yapmışım. Düzelttim, geldim. Bakın. Şimdi burada bir zincirli yerimiz daha var. Çünkü 2 ile başlamıştık. Buradan bir örnek daha öne göndermiştik. Bakın zincir olan yer. Bir zincir. Şöyle. 3 oldu, gördünüz mü? 2, 3. 3'e geldi. Şimdi bu arada bir zincir çekmiştik ya, bakın artışın üzerindeki. Buraya tek bir trabzan. Şöyle. Ve tekrar bakın burada gözüken V'lerimize. Gördünüz mü? Bakın bir zincirler hep gözüküyor. Şimdi yine 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Böyle. Ve buraya geldim. Bakın yuvalar kendini gösteriyor. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Öbürüne geldim. Bakın burada. 1 zincir, 2 trabzan. Öbür artış noktama kadar aynı şekilde ilerliyor. Bakın hiç farklı bir şeyimiz yok. Bir zincir, 2 trabzan. Şöyle. Golda başlarken bakın 2 ile başlamıştık. Şu an 1, 2, 3, 4 örneğe çıktı. Hemen burada işaretimin olduğu yere bir tane tek trabzan yaptım. Ve öbürüne geçtim. Şimdi burada yerleri karıştırırım ben derseniz hemen işaretlerimizi bakın. Bu bir trabzan yaptığımızın içine taktım. Bakın şöyle. Şunu da şuradan aldım. Ve bir trabzan olan yere taktım. Bakın. Burası bizim artışımız olacak yine. Bir zincir. Ve anlaşıldı herhalde burası. Öbür iki köşeyi de aynen sadece şu tek trabzanları kaçırmadan yaparsanız olur. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Bakın V'lerim hep gözüküyor. Sizinkiler de aynı şekilde görünecek. Evet, sıramı tamamladım. 3 zincirimi çekip çevirdim. Ve bakın yine örneklerimizi boşluğundan alarak örneklerimizi kurmaya başlayalım. Buraları biliyoruz.
Ta ki o bir trabzan yaptığım artırma noktasına kadar öreceğim. Zaten burada bakın 3 taneydi. Halen 3 olarak devam ediyoruz. Ve böyle buradan ilerleyeceğim. Bakın. Şu da 3. örneğim. Böyle. Ve şimdi bu bir trabzan. Bakın. Tek trabzan yapmıştık ya. Şöyle göstereyim. Şu. Şimdi bu bir trabzana. Evet, bu bir trabzanın üstüne bir tane V yapacağız. Yani bakın trabzanın tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle. Hemen işaretimizi buraya alalım. Şöyle bakın. Ve şimdi örneklerimizi vurarak yine ilerleyeceğiz. Sadece artış noktasında bunu yapacağız. Tekrar göstereceğim. Şimdi örneklerimi kurarak yine o tek trabzanın olduğu artışa gideceğim. Böyle. Sonuncu. Bakın. Ve şimdi bakın bir trabzanımın, tek trabzanımın olduğu yerdeyim. Tam tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Gördünüz mü? Şimdi öbür iki artış noktasını da aynen bu şekilde yapalım ve tamamlayalım. Evet, 3 zincirimi çekerek döndürdüm. Bakın şimdi yine V'lerimizi yapacağız. Gördünüz mü? Böyle ta ki bu artış yerime kadar halen bakın 3 ile geldik. Şimdi bundan sonraki sırada örneğimizi 4 örnek olarak çıkartacağız. Şöyle. Bakın buradaki V'miz var ya. Şu başta yaptığımız yerdeyiz. Bakın buradayız. Şimdi buraya 3 tane yapacağız. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Böyle. Şuradan hemen işaretimi aldım. Ve bakın ne yapmıştık? Tam ortaya şöyle işaretimizi takmıştık. Şu alt sırada yaptığımız gibi. Ve yine aradaki V'lerimizi yapalım. Bir zincir. Şöyle artış noktasına kadar. Bakın. Hızlı geçiyorum buraları çünkü bildiğimiz yerler. Ama kafanız karışmasın diye durdurmadım da. Çünkü burayı yaptıktan sonra gerisi kolay gelecek size. Artışlarımızla devam edeceğiz. Evet, bakın. Şimdi burada artış için yaptığımız ve bir trabzanın üzerine. Burada şimdi 3 tane yapacağız. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Evet arkadaşlarım. Burayı gerisini biliyoruz. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Yine ben işaretlerimi takayım. 3 zincirimi çekerek çevirdim. Ve bakın arkadaşlar, burada yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi ve burada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra renk değişimimi yapacağım. Şimdi bakın burada örneğimizi yapalım. Artış yerini tekrar göstereceğim. Tek önemli yer orası. Geri tarafı örneklerimiz böyle. Bak üst üste denk geliyor. Şimdi bu sırayı tamamlayınca renk değişimimizi yapacağız.
Bu renk değişimi yap. Yani şurada şu kolları da aynı renkle ördüğüm için en fazla ipimi kullanacağım orada. Kollarına da yetsin diye. Bakın şimdi artış yerine geldik. Ne yapmıştık? Burada önce birinci trabzan. Sonra bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan ve hemen birinciye bakın. Çünkü burayı bir örnek tamamlayacağız ve buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve bu tarafa geldim. Bakın. Ve aynı şekilde önce ilk trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir arkadaşlarım. Bu sıramı böyle tamamlayacağım. Yani döngüye girdik. Bakın buradayız. Tam 3 örnek sırası yaptım. Bakın 1, 2, 3. Burada ip değişimi yapacağım. İpimi bakın şöyle sağlamladım. Ve bu ipimi şimdi yakasında ve ön biyesinde kullanmak için kenara aldım. Hemen burada sarı bir ipim var benim. Şöyle bakın. Buradan ipimi bağlayacağım ve aynen örmeye devam edeceğim. Taktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu ipler kenarda dursun. Bu ön biyeyi yaparken kaybederiz. Ve şimdi V'lerimi yaparak ilerleyeceğim. Yine bakın buraya bir tane tek trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle. Şimdi oraya kadar geleyim yine. Şimdi döngümüzü devam ettiriyoruz. Bakın buradayım. Şimdi halen 4 örnekteyiz. 1, 2, 3, 4 örnek. Ve şimdi burada tek olan trabzanımız. Bakın. İşaretin üzerine tek bir trabzan. Şöyle bakın artış noktasını takip ettiğimizde ve bu tarafa geçtim. Evet. Böyle ilerleyeceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın halen 4. Şimdi bakın burada tekli olan trabzanım. Bunun üzerine V'sini yapacağım. Bir zincir, bir V buraya. Bakın burada da yapmıştık. Ve bundan sonraki sırada üçlülerini yapacağız. Kafanız karışmasın ve bu şekilde bir örnek daha artırarak önleri buralara 5 örnek olarak içlere birer örnek daha vererek devam edeceğiz. Şurayı yanlış yaptım. Şöyle bakın V'mi yaptım. Örneğimi devam ettiriyorum. Ve böyle. Yani iki kere tekrar yapmış olacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Yani 5 örnek kalıbım oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bir tur daha örnek ekledim ve önleri 5'e çıkarttım. Şimdi burada kolları bırakıp önlerimizle devam edeceğiz. Şimdi önden 5 örneğimizi yapalım. Bakın. Şimdi burada bakın 5 örneğimi yaptım. Artış işaretimin buradayım. Artık burayı bıraktım. Bakın hiç zincir çekmeden kaç örnek bıraktığımı da söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek bıraktım. Zaten bakın 9. örnek artışın bu tarafındaki ve yine buraya V'mi yaptım. Bakın kolu bıraktım. Şöyle. Kol yerimiz gayet güzel. Kol içinde 8 örnek
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 demiştik bir saniye. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnekte gol için bıraktım. Şimdi arkayı öreceğim. Ta ki artış yerime kadar. Orada da 8 örneği bırakıp önü alarak ilerleyeceğiz. Artık zoru başardık. En zor yer bu yaka kısmıydı. Bundan sonrası örneğimizi de biliyoruz. Dümdüz örüp ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın yine artıştayım. Burayı bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek bıraktım. Önlere ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 5.'den şöyle ipimi aldım ve devam edeceğim. Burada da golü bıraktık. Şimdi şu gol altına kadar gidip geri gelelim. Bakın tam koltuk altındayım. 5 tane örneği yaptım. Buraya bir tane V yapacağız. Yani buraya bir örnek ekleyeceğiz. Şöyle bakın. Ve geri örneğimize aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece bir örneklik yer yaptık orada. O da şu eteğinin şöyle volümlü durmasını sağlayacak. Biraz daha ferahlaştıracak. Ve öbür koltuk altında da aynı şekilde bir tane V yaparak devam edeceğiz. İkinci koltuk altına da aynı şekilde, bakın örneğimi tamamladım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ve devam. Şimdi bundan sonra aşağıya doğru boyunu uzatacağız. Şimdi bu V'nin içine yine şimdi giderken bu V'lerden yapacağız bu sefer de. Buraya kadar yine gelelim. Burayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi 5 örneği yaptığımızda ne yapıyorduk? Bu tarafa geçiyorduk ama şimdi şuraya yaptığımız aradaki V'nin içine de aynı şekilde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 örnek buraya hemen eklemiş olduk. Şöyle. Ve devam. Bu kadar. Ve şu. Bakın şurada bir böyle volüm oluşturacak bu ve güzel olacak. Şimdi arkadaşlar sarıdan da 4 kalıp yapacağım. Yani 2 sıra bir örnek olduğu için bakın 1, 2, 3, 4.'yü yaptıktan sonra yine ip değişimi yapacağım ve ilerleyeceğim. İsterseniz 5 kalıp yapın. Tamamını sarı yapabilirsiniz. Yani bu aralara eklediğiniz renkleri kendiniz belirleyebilirsiniz. 3 değil de 4 renk. Yani elinizdeki iplere göre eklemeler yapabilirsiniz. Ve artık kolayca öreceğiz. Zoru başardık. Evet. Hadi örelim ve gelelim. Evet arkadaşlarım. Bakın boyunu da bu şekilde ayarladım. Çok uzun boylu değil hırkamız. Bakın şöyle aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnek kalıbı yaptım. Yine de boyuna isterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz. 6 örnek kalıbı yapıp bakın şöyle toplamda örnek kalıplarımızı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 12. örneğimin bakın çilerini yaptım. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olan yerini yaptım ve yine ön yüzdeyim. Şimdi etek tığlamasını göstereceğim. Bakın şöyle. Bu şu var ya, bir zincir çektiğimiz yerlerin içine 1, 2, 3. Öbüründe 3 tane yapmışım. Bunda da 4 tane yapacağım. Bakın şöyle. 3, 4, 5 bile yapabilirsiniz. 1, 2 zincir çektim. Şu ikisinin arasındaki boşluğa bir sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir. Bakın
V'min içine 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4 trabzan. Bakın. 1, 2 zincir. Ara boşluğa geçişe 2 zincir, 1 sık iğne. 1, 2 zincir. Araya 4 trabzan. Ve etek ucu da bu şekilde tığlanmış olacak. Şimdi sona kadar aynı işlemi yapacağım. Bakın dörtlü de güzel durdu. Evet arkadaşlarım, şimdi de golunu yapmaya başlayacağız. Golü 8 örnekle götüreceğiz. Yalnız şimdi 8 örnekle götürmek için şimdi şu arada bir açıklığımız var. Bakın. Bura bir örnek karşılığı, bir örnek. Şunları şöyle alalım buradan şimdi. Bakın. Şimdi şuralarda bizim V'lerimiz var. Hep düz yüzden devam edeceğiz. Burası bir örnek. Yalnız şu tam orta yerden, bakın buradan azaltma yaparak ilerleyeceğiz. Buraya hemen araya ipimi, bakın bağladım. Aldım ipimi. Şimdi bu olduğu yere, aynı yere iki tane trabzan yapacağım. Bakın. Bir buraya, bir tane de önündeki boşluğa. Yani ayarlayın burayı şöyle. Ve buradan şimdi örneğime girmeye başlayacağım. Bakın. Burada bir V'm var. Hemen buraya girdim. Şimdi V'lerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Örnek kurmayı biliyoruz çünkü bakın. Hepsi ön yüzde gözüküyor. Ön yüzden devam edeceğiz. Şimdi tam 8 örnek olana kadar bu V'leri yapalım. Tam 8 örneğimi bakın yaptım şöyle. Şimdi bu aradaki açıklığımız bakın yine şimdi şuradan 1, 2, 3. Bakın şu araya girdim. Bir trabzan yaptım. Tekrar önündeki boşluğa girdim. Bir trabzan yaptım. Ve başlarken yaptığım bakın trabzanın zincirin önündeki trabzanın tepesine şöyle birleştirdim ve burayı da bu şekilde toparladım. 1, 2, 3 zincir çekip bakın buna değil önündekinden burada bir tane eksiltmiş oldum. Ve şimdi yine örnek kurulumuma devam edeceğim. Boşluğundan aldım. Şimdi bu 8 örneğimizi yine bu şekilde ilerleteceğiz. Bakın. Örnekleri kurarak sona gidelim. Evet, şimdi bakın burada geldiğimizde 2 trabzan yapmıştık. Bu 2 trabzanı 1'e düşüreceğim. Yarım aldım. Tekrar ötekinden yarım aldım ve ikisini birleştirdim. Şimdi buradaki tek trabzanın olduğu tepeye bağladım. Bakın. Bura örneğimizle alakasız. Sadece şu arada toparlama işlemi yaparak devam edeceğiz. 3 zincirimi çektim ve yine V'lerimi yaparak ilerleyeceğim. Örneğimizi devam ettireceğiz. Böyle. Ta ki o aradaki trabzanlar bitene kadar azaltacağız. Şimdi yine buraya geldim. Artık bakın bu aradakini de bıraktım. Şu zincir boşluğundan bir sık iğne ile bağladım. Her geldiğimizde bu işlemi yapacağız burada. Ve örneğimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Ta ki nereye kadar? Şu sarı olan yerleri sayın bak buradan kola girdik ya 1 2 3 4 5 5 tam örnek yapıp 6.'nın da su taşlarını yaptıktan sonra lastik kısmına geçeceğiz. Döne döne şimdi burayı örelim. Evet arkadaşlarım bakın kolu ayırdıktan sonra 5 sıra bir de yarım örnek yaptım. Bakın su taşı dediğim yerlerini yaptım. Şimdi lastik örgümüze geçeceğiz. Omuzdan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Örnek sırasının tekini yaptım. Şimdi lastik örgüyü anlatacağım size. 3 zincirimi çektim.
Bakın lastik örgüye geçerken trabzan tepelerine batmayacağız. Boşluğundan aldım, bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı arkadan tığıma alıp boşluğundan takarak yaptım. Sıradaki trabzanı boşluğundan önden, sıradaki trabzanı arkadan boşluğundan alarak, böyle lastik yerini biraz daraltmak isterseniz mesela sıradaki trabzanı atlayıp ikinciden devam edebilirsiniz. Bir iki tane atlama yapacağım ben. Biraz toparlayacağım kolu. Bir önden, bir arkadan. Bakın. Sıradan böyle. Tüm trabzanlara aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle çevirelim. Arada atlamalar da yaptım. Bir önden, bir arkadan alarak lastik örgümüzü hazırlayacağız. Klasik lastik örgü. Tığ işiyle yapılan. Yakasında da bu lastik örgüyü kullanacağız. Böyle. Şimdi birleştirdiğimizde ilk yaptığımız trabzanın tepe noktasına bağlayalım. Şöyle. Bir, iki zincir çektim. Şimdi işimiz daha kolay. Bakın önden gözüken trabzanları önden, arkadan gözükenleri arkadan tığımıza alarak devam edelim. Yerlerini belirledik. Hep aynısını yapacağız. Önden gözükeni önden, arkadan gözükeni arkadan. Ve bu kendini toparlayarak ilerleyecek. Böyle. Gördünüz mü? Şimdi şöyle bakın şu boyda bir lastik örgü iki parmağınızla ölçün. Tam şu başlangıcın olduğu yerden ölçtüm. İki parmak lastik boyu yaptım. O da yeterli gelecektir. Örelim ve sonra yakamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kollar da bitti. Sıra geldi şimdi yakamızı yapmaya. Hemen şöyle bakın çevirelim yakayı. İpimizi alalım. Burada da lastik örgü yapacağız yakada. Bakın şurada tam kenarda bir zincirimiz var. Oraya tığımı taktım. İpimi bağlayacağım. Ve buradan çektim. 1, 2, 3 zincir. Burada bizim boşluklarımız vardı ya bakın bunlar. Şöyle. Şunlar. Şimdi bunların içine 3'er tane trabzan yapalım. 2, 3. 17 tane burada yuvamız vardı. 17 tane yuvanın içine 3'er 3'er trabzan yapalım. Hepsini 3 trabzan. Böyle. Ve sonrasında lastik örgümüzü kuracağız. Şu şekilde. En sona geldiğimizde yine bakın şu zincirden bir trabzan alalım. 3 zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi lastik örgü kurarak ilerleyeceğiz. Kolumuzda yaptığımız gibi bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan.
Böyle. Şimdi bu lastik örgüyü istediğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 ya da 5 sıra yeterli gelecek. Düz yüzde bırakacağız. Çünkü aşağıya doğru inmek için. Şimdi örelim burayı. Söyleyeceğim ben. 4 ya da 5 sıra örüp ön biyeye başlayacağız. Çok fazla da büyütmeye gerek yok. Boğazını hani tam dayanması, zaten minicik boğazları var. Şu hali bile bakın güzel duruyor. Mesela bunun üzerine bir sıra daha gidersek yeterli bir boy olacak. Yani bir bu sırayı bitirip tekrar öbür sıranın sonuna geldiğimizde yine bir bakarız. Nasıl duruyor? Güzel duruyorsa lastiği bırakırız. Evet arkadaşlar, bakın iki sıra yaptım toplamda lastiği ve örgümün düz yüzündeyim. Şimdi şöyle şu boyda. İsterseniz bir sıra gidip bir sıra daha tekrar ön yüze gelebilirsiniz. Bunu biraz minik bırakacağım ben. Öbürlerini zaten şöyle uzun bırakmıştım. Hani istediğiniz gibi bakın gözünüze nasıl gözüküyor. Mesela şu an şu bana o kadar tatlı gözüktü ki ben bu şekilde bırakacağım bunu. Şimdi buradan hiç ipimi kopartmadan aşağıya doğru ilmekler çıkartarak devam edeceğim. Sık iğneler çıkartacağız şimdi. Bakın. Bir zincirimi çektim. Bu elinizin ölçüsüne göre batış yerleriniz değişebilir. Bakın. Şöyle sadece şu düz gidişi bozmayın. Mesela bakın bunun ölçüsü bu. Şöyle. Ona göre batmanızı yapın. Koparttığımız ipleri de aralarda götürerek kaybedeceğiz buralarda. Bakın araya aldım ve kaybettim. Şöyle ölçü, yani illa 2 batın 3 batın demeyeceğim. Bakın elinize göre. Şimdi ben biraz gevşek örüyorum. Çok sıkı örmüyorum. Şöyle bir baktım. Bakın. Tamamen göz kararı götüreceğim. Düzlüğü bozmayacağım. Ve burada nasıl battıysam ötekinde de aynı sıralamayı devam ettireceğim. Şöyle yaptığımda ortalama her sıraya 2 tane sık iğne geliyor gibi. Bakalım şöyle. Evet. Gererse de güzel olmaz. Bollaşırsa da güzel olmaz. Bakın bakıyorum. Ve halen düz gidiyor. Ve örmemi de sık iğnemi de ona göre yaparak ilerliyorum. Düzgün bir şekilde ayarlaya ayarlaya geldim. Bak böyle düz bir şekilde duruyor. Ve sonuncu şöyle. Bir zincirimi çektim. İki zincirimi çektim. Döndüm. Altta germe olmasın. Ve şimdi hepsini birebir batarak yukarıya doğru çekeceğim. Aşağıya inerken de düğme deliklerimizi ayarlayarak ineceğiz. Şimdi yukarıya çıkalım. Bir, iki zincir çektim ve çevirdim. Şimdi baştan iki tane sık iğnemi öreceğim. Bir, iki. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki sık iğne atlayıp üçüncüye bağladım. Arada bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 ya da 8 tane. Şöyle bakalım, 8 yapalım hadi. Arada 8 sık iğne yaptım. 2 zincir, 1 2 3'üncüden başlayacağım yine. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın. 1 2 zincir, 1 2 atladım 3'üncüye. Böyle tamamlayacağız. 2 zincirle döndüm geri ve çevirdim. Şimdi sık iğnelerimin üzerine sık iğne, bu 2 zincirin içine 2 sık iğne, altta 2 tane bıraktığımız için. Araları normal, zincirlerin içine de ikişer sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım ve bir sıra daha örüp aşağıya ineceğim. Bak, zincirleri altta 2 bıraktığımız için zincirin içine 2 tane. Böyle. Bundan sonra bir sıra daha önüp etek ucunda tamamlayacağız. Evet arkadaşlarım, 2 bandını da tamamladım. Bakın, öbür bantta zaten düğme deliği olmadığı için düz bir şekilde ördüm. Çok tatlı oldu teyzoşları bunlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de benimle birlikte örersiniz ve iplerinizi değerlendirirsiniz. Şu sarı yere bakın, şurası var ya, buraya bir ipten şu kadar kaldı. Bura biraz fazla yiyor, hani kolları da sarı yaptığım için. Ama bunu mesela şöyle elinizdeki ip azsa şuraya kadar, şu hizasını da bu alttaki renkle yapabilirsiniz. Yani siz de hayal gücünüzle güzel şeyler yapabilirsiniz. Paylaşarak bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlarım. Videolar izlenmiyor. Yaptığımız işler gömülüp kalıyor ve bütün emekler çöp oluyor. İnanın bir ip parası dahi kazanamıyorum şu an videolarımdan. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Paylaşarak sosyal medyalarınızda, Pinterest'te, WhatsApp'tan birbirinize göndererek ya da biraz uzun süre izleyerek değerli takipçilerimin desteğiyle inşallah kanalımızı biraz daha ileriye taşıyacağız. Ben yine de büyük bir keyifle örüyorum. Çünkü ben bunları başlayacağım. Benim bütün amacım biraz fazla, bir tane daha fazla, bir tane daha fazla örerek bir yerlere götürüp bir şeyler yapabilmek. Sadece sizlerden istediğim, biraz daha uzun süre izleyip paylaşarak siz de bana destek çıkabilirsiniz. Sizin de bu çorbada bir tuzunuz olabilir. Anlatacaklarım bu kadar güzelliklerimi. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.